Eğitim reformu girişimi ve Medyaskop işbirliğiyle hazırlanan Eğitim 360'a hoş geldiniz. Ben Özgenur Korlu. Bugün bu ekranlarda daha önce defalarca kez konuştuğumuz bir konuyu tekrar alan açacağız. Bu konu eğitimde eşitsizlik. Veriler ve alandaki çalışmalar eşitsizliğin eğitimi nasıl etkilediğini ve hatta eşitsizliklerin eğitimde nasıl yeniden üretildiğini ortaya koyuyor. Bu nedenle yine sıkça tekrarlamak istediğimiz gibi eşitsizlik eğitimdeki en acil sorunlardan bir tanesi. Bugün bu konuyu yeni tamamlanmış, çok yıllı ve çok uluslu bir proje üstünden eğitimde eşitsizliğin azaltılması projesi konuklarımla konuşacağız. Konuklarım bu projenin içerisinde aktif olarak yer almış iki kişi. Kayıhan, Fatma, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Öncelikle aslında projeyle başlamak istiyorum. Dolayısıyla Kayahan'a söz vereceğim. Kayahan eğitim reformu girişiminde araştırmacı ve bu projenin de Türkiye ayağının yürütücüsü. Kayahan, bize biraz projeden bahseder misin? Neler yaptınız ve aslında senin bir alan uzmanı olarak bu süreç senin için nasıl geçti? Çok teşekkürler Özgünür bu başlangıç için de. Senin de bahsettiğin gibi eğitimde eşitsizliğin azaltılması projesi çok yıllı ve çok uluslu bir projeydi. Bu proje bizim İngilizce kısaltmasında ARISE dediğimiz bir proje ve Avrupa Birliği tarafından destekleniyordu. Çok yıllı, 2020 yılında başlamış bir projeden bahsediyoruz ve geçtiğimiz Mart ayında tamamlandı. Bu çok uluslu tarafında ise aslında Türkiye ve Balkanlar üzerinde 6 ülkede yapılan bir çalışmaydı, bir projeydi diyebiliriz. Bu 6 ülke Arnavutluk, Bosna, Kosova, Kuzey Makedonya, Sırbistan ve Türkiye'ydi. Biz senin de bahsettiğin gibi aslında eğitimde eşitsizliğin eğitim sonuçlarına etkilerini anlamaya çalıştık öncelikle. Bu amaçla da aslında bu bahsettiğim 6 ülke projenin ilk yılında bir masa başı araştırma gerçekleştirdi. Bu araştırmada da aslında eşitsizlikler eğitimdeki kazanımları nasıl etkiliyor sorusuna yoğunlaştı. Burada işte kapsayıcı eğitimin önemini aslında vurguladığımız bir süreç oldu. Ve bu amaçla da her ülke bir ulusal rapor ve politika notu hazırladı bu sürece dair. Ülkesindeki kendi durumuna dair hem sosyal politikaların eğitim etkisini, diğer alanlardaki eğitim etkileri, hane halkı harcamaları gibi başlıklarda sıralayabiliriz. Sonrasında da aslında bu 6 ülkenin birbirine bazı alanlarda benzeyen, bazı alanlarda benzemeyen 6 ülkeye dair bir karşılaştırmalı rapor hazırlandı. Bu da projenin ilk yılında yaptığımız çalışmalardan biriydi. Daha sonrasında birazdan Fatma detaylıca anlatacaktır. İkinci ve üçüncü yılında projelerin aslında biz Kırkayak Kültür'e birlikte çalıştık bu proje kapsamında. Onların yürüttüğü saha çalışmasını, pilot çalışmayı izledik ve verebildiğimiz kadarıyla destek verdik. Bu süreçte de aslında projenin geri kalan süreçlerinde bir aslında nitelikli eğitim için bir koalisyon kurduk. Bu farklı paydaşları bir araya getirerek yoğunlaştığımız ve aslında Kırkayak Kültür'ün de çalışma alanında olan bir konuyu amaç edinmiş bir koalisyondu. Bu koalisyonun odak noktaları krizler çağında yaşadığımız için süreç içerisinde değişti. Buna istersen biraz daha sonra gelebiliriz. Şimdilik böyle toparlayabilirim projede 4 yılda neler yaptığımıza dair. Çok önemli bir şeyden söz ediyorsun. Eğitimde eşitsizliğin aslında eğitimin çıktılarına nasıl yansıttığını anlatan bir proje dedin ve hani önümüzde de bahsettik. Pek çok veri var, pek çok konu konuşuluyor ve aslında eşitsizliğin bu kadar büyük ve görünür olması da biraz çözümsüz bir sorunmuş gibi yaratabiliyor. Ama ben biliyorum ki siz bu sürecin içerisinde bazı iyi örnekler de derlediniz. O yüzden bugün böyle biraz umudun sesi olalım istiyorum. Bu iyi örnekler neler? Ve yani sen bir uzman olarak daha iyi bir mücadele için eğitimde eşitsizliklerle ne gibi şeyler önerirsin? Aslında bu başlangıç noktasını ben bu aralar seviyorum. Çünkü genellikle konuştuğumuz şeyler hep olumsuzlukları, sorunları ön plana çıkartıp biraz daha hem ülkece hem kurumsal olarak iyi yaptığımız şeyleri göz ardı eden noktalarda kalabiliyor. Bu yüzden de belki bu iyi örnekleri başlamak iyi olacak bence de. Mesela şundan başlayabiliriz. Hep biz hem ulusal hem uluslararası değerlendirmeler arasında okullar arasındaki başarı farkını çok net bir şekilde görüyoruz. Bizim raporu hazırlarken, bu proje kapsamındaki raporu hazırlarken de gördüğümüz iyi örneklerden biri de aslında daha sonra adı Mesleki Eğitimde Bin Okul projesi olan bir projeydi. Bu aslında diğer okul türleriyle kıyasladığımızda meslek liseleri diğer okullara kıyasla daha başarısız olarak görülen okullar arasında.
Ve bu okullar içinde de bakanlık en başında işte 3.500'e yakın meslek lisesi var Türkiye'de. Daha böyle öğrenci profilinin daha fazla devamsızlık yaptığı, akademik başarısının daha düşük olduğu ya da sınıf tekrarı ya da okul terkini daha fazla okulları seçerek bu okullara yönelik aslında destek politikaları, destek adımları atmaya çalıştı. Bunun içinde de işte altyapı yatırımları olduğu, gerek öğrencilere, gerek öğretmenlere, gerekse de velilerle ilgili çalışmalar yapıldı. Bu tip destekler daha nasıl söyleyelim o okullar arasındaki başarı farkını azaltmak için öne çıkan noktalardan biriydi. Ve bu yüzden de aslında bu tip projelerin olması iyi örneklerden biri olarak tabii ki sayılabilir. Ve tabii ki bunda devamında ne kadar etkili olduğunu da izlenmesi gerekiyor. Bunda biz tabii ki her zaman bu vurgu yapmayı çok seviyoruz. Burada da yapmak gerekir. Bu çalışma tamamlandı geçtiğimiz 2 yıl önce. Bu nasıl başarıları etki ettiğini, nelere de olumlu yansıdığını görmek, bunu hatta kamuoyuyla da paylaşılması bakanlık tarafından önemli olur. Bizim raporda dikkat çektiğimiz diğer noktalardan biri de aslında öğretmen politikalarıydı. Burada da aslında gördüğümüz şey öğretmen yetiştirme süreçlerinin çok böyle tek merkezli ve aslında sanki tüm öğretmenler şehirlerde çalışacakmış gibi bir yetişme sürecinden geçmeleriydi. Bu noktada 2019-2020 arasında Sabancı Vakfı, KODA ve bakanlık işbirliğiyle kırsal bölgede çalışacak öğretmenlere yönelik yapılan politikalar bizim öncelikli iyi örnek olarak ele aldığımız noktalardan biriydi. Bu tip sivil faaliyetlerin gerek öğretmen ağının gerekse ÖRAV'ın diğer örnekler olarak belirtmek gerekir. Bunların da aslında merkezi hükümet sistemi içerisinde de yani bakanlık tarafından da ele alınması ve değerlendirilmesi iyi örnekler olarak adlandırılabilir. Geçmişe baktığımızda bizim bir diğer vurgumuz aslında kız çocukların okullaşmasına yönelik bir süreçti. Biraz böyle süreç içerisinde baktığımızda biz hala yetersizlikler olduğunu ve tüm kız çocuklarının gerekse olan çocukların okullaşmasını tamamlamadığını söyleyebiliriz. Buna dair yapılması gerekenler hala devam ediyor. Ancak örneğin 2000'lerin başından bugüne baktığımızda kız çocukların örnek vermek gerekirse orta öğretimde, lise çağında okullaşma oranının ciddi bir şekilde arttığını söyleyebiliriz. Yani 2000-2001'de orta öğretimdeki kız çocuklarının okullaşma oranı %39 iken geçtiğimiz yıl %91,5'a yükseldi. Bu ciddi bir artış. Ve bu artışta da aslında o dönemde yapılan ki herkesin hatırlayacağı Baba Beni Okula Gönder, Kardelen, diğer başlıca projeler bizim bu raporda, bu işte proje bazında yazdığımız raporda ele aldığımız ve etkili olduğunu söylediğimiz süreçlerin içerisinde. Bir de son olarak aslında Türkiye'de uygulanan ama uygulamasının son dönemde gerek kötüleşen ekonomik koşullar gerekse artan enflasyonla birlikte etkisinin azaldığını söyleyebileceğimiz uygulamalar da var. Bunların başında şartlı eğitim yardımı geliyor. Şartlı eğitim yardımı aslında Türkiye'de 2000'lerin başından beri uygulanan bir süreç. Daha öncesinde Latin Amerika örnekleri vardı. Ve öğrencilerin okula devam etmeleri karşılığında ailelerine verilen 2 ayda bir yatırılan bir destekti. Dünya Bankası işbirliğiyle başlamıştı. Bunun aslında kapsamının genişlediğini gördük 2010'larda. Sonrasında Suriyeli çocukları da kapsayacak şekilde genişletildiğini gördük. Ancak bugünden baktığımızda aslında bu yardımların aylık olarak 90 ile 150 lira arasında olduğunu görüyoruz 2024 yılında. Bunun da aslında düşününce eskiye kıyasla etkisinin azaldığını da söyleyebiliriz. Bu da önemli bir eksiklik. Bu projelerin hala devam ettiğini ama etkisinin muhtemelen geçtiğimiz yıllarda verdiği etkiye kıyasla oldukça önemli bir şekilde düştüğünü de söyleyebiliriz. Ve bizim de aslında belki burada vurgulaması gereken noktalardan biri okul yemeği meselesi. Sosyoekonomik durum eğitim çıktılarını çok derin bir şekilde etkiliyor. Bunu hep söylüyoruz. Bu sadece eğitim çıktılarını değil, aslında çocukların fiziksel gelişimlerini de etkiliyor. Fiziksel, bilişsel, duygusal gelişimlerini de etkiliyor. O yüzden de okul yemeği tartışmasının gündemde kalması ve yaygınlaştırılması önemli. Deprem öncesi bazı gelişmeler olmuştu. Ancak deprem bu süreçte bir kısıntıya uğrattı bu süreci diyebiliriz. Ya da belki ara vermemize sebep oldu. Belki de tekrar bir şekilde bunu güçlü bir şekilde tekrar tekrar vurgulamak, okul yemeğinin önemini hatırlatmak gereklidir diyerek toparlayabilirim.
Teşekkürler Kayı. Aslında bahsettiğim projelerin çok büyük bir kısmı böyle daha yerele, bireye yönelik projeler. Hani okullara yönelik projelerin iyi örnekler olduğunu görüyoruz. Öğretmenlere yönelik projelerin iyi örnekler olduğunu görüyoruz. Bahsettiğim projelerdeki pek çok kurumda aslında yerel çalışmaları öne çıkartan sivil toplum örgütleri. Bugün onlardan bir tanesi hem bu projenin içerisinde hem de bizim aramızda. Sevgili Fatma, aslında projenin önemli bir aşamasında siz tek ayak kürsü olarak dahil oluyorsun organizasyona. Çok sevdiğimiz bir kurum. Kırk Ayak Kültür. Çok da yakın çalışıyoruz. Ama izleyicilerimiz için biraz Kırk Ayak Kültür'den eder misin? Siz bu sürece nasıl dahil oldunuz? Proje sizin için nasıl geçti? Neler yaptınız? Özgen'e çok teşekkürler. Üçümüzün beraber olması çok keyifli. Kayahan'a programın sonunda özel olarak bir teşekkür de edeceğim. Çünkü uzun soluklu bir projenin içerisinde aslında iyi örneklerden bahsediyoruz ama böyle hep karşılaştığımız sorunları böyle Kayahan'ın dinlediği bir yerdeydi pandemi sürecinde. Onunla ilgili de birazdan bilgiler vereceğim. Şimdi Kırk Ayak Kültür, Gaziantep'te faaliyetlerini yürüten bir sivil toplum kuruluşu. 2008 yılında aslında gazetecilerin, işte doktor, avukat, akademisyenlerin bir araya gelerek bir inisiyatif oluşturdu. Yani toplum bilimi, kültür sanat alanında bir inisiyatif olarak başlayıp sonrasında 2011 yılında sivil toplum kuruluşu olarak Kırk Ayak Kültür Sanat ve Sanat Doğa, çok pardon bir heyecanla Kırk Ayak Kültür Sanat ve Doğa Derneği olarak faaliyetlerine devam ediyor. Halihazırda şu anda iki merkezimiz var. Üçüncüsünü de açmak üzereyiz. Bu merkezlerimiz aslında program bazlı faaliyetlere devam ederken temelde birlikte yaşamı nasıl beraber kurabiliriz. Bu noktada çalışmalar yürütüyor ya da var olan çalışmaları aslında genişletmeye, yeni temas alanları oluşturmaya çalışan bir yerde Kırk Ayak Kültür. Programlarımız birbiriyle konuşan da programlar aslında. Bunlardan bir tanesi kültür sanat. Kültür sanat programımız Kırk Ayak Kültür o minvalde kurulan da bir kurum. Şu anda işte geçtiğimiz yıl 10.sunu kutladığımız bir Zeybo Film Festivalimiz var. Hala devam ediyor ve kent aslında kültür sanat alanında bir alan da açıyor. Diğer taraftan 10 yıldır devam eden her çarşamba günü film gösterimi var. Kültür sanat merkezimizde ücretsiz olarak kentte ihtiyacı karşılamaya yönelik işte aylık film seçkileri yaparak çalışmalarına devam ediyor diyebilirim. Ve aslında Kırk Ayak Kültür mekanlarını açık mekan olarak tanımladığı için özellikle işte 2011 sonrası yaşadığımız kitlesel göçle beraber Antep'e gelen sanatçılar için de aslında bir alan açıyor kültür sanat programı. Diğer taraftan diğer bir programımız, yani aslında programları derin derin anlatmak mümkün değil bu programda. Çok kısaca yüzeysel anlatıyorum o anlamda. Kültür sanat programımızdan sonra mutfak programımız var. Burada da yine hem Türkiye'li hem de Suriyeli orta sınıf kadınların bir araya geldiği, yine o temas alanlarının kurulduğu faaliyetler yapılıyor. Neler yapıyoruz? Çalıştaylar düzenliyoruz. Geçtiğimiz hafta bir çalıştayımızı tekrar düzenledik. Atölyeler oluyor, yemek atölyeleri olabiliyor, söyleşiler, sergiler oluyor. Bu tarz çalışmalarla aslında yereldeki kadınların yani o paralel yaşamların aslında birbirine değdiği, birbirlerini duyduğu, gördüğü bir alan yaratma çabasıyla faaliyetlerine devam ediyor mutfak programımızda. Diğer bir programımız da koruma programı. Ben de koruma programı koordinatörüyüm. 2018'den beri aslında çalışmalarımız ağırlıklı olarak Türkiye'de yaşayan, ya yani Türkiye'ye gelen hem Suriyeli hem de Türkiye'li doğum abdalların temel hak ve hizmetlere erişim noktasında faaliyetler yürütüyoruz. Ama son dönemde eğitim alanında, yani korumayı biraz daha eğitim eksenine çektik. Çünkü var olan bu yoksullukla mücadelenin önemli bir ayağının eğitim olduğunu aslında saha bize net olarak gösteriyor. Yani koruma programı içerisinde ağırlıklı olarak var olan sosyal hizmetler neler, bu topluluk üyelerini oraya nasıl yönlendirebiliriz? İşte hem yerelde hem de ulusalda faaliyetlerine devam eden bir program, koruma programı. Sonrasında eğitim alanına yönelmemizle beraber aslında 2019'da pandeminin tam ilan edilmeden önce aslında Antep'te ve Urfa'da bir saha çalışması gerçekleştirdik. Okumuştuk Ele Geçmez raporumuzun sonrasında aslında yani Erasmus projesiyle tanışmamız aslında bizim yaptığımız saha çalışmasının sonuçlarıyla
oldu diyebilirim. Çünkü o saha çalışması bize don ve abla çocukların mevcut eğitim durumlarının ne olduğu, okul dışı kalmaları, devamsızlık oranlarının yüksek olması ve aslında çocukların okula devam etmemelerinin birçok nedenini karşımıza çıkardı. Tabii bu nedenlere baktığımızda çoklu nedenler, başlangıçta ekonomik nedenler olarak gözükse de aslında kültürel kodlar, işte aslında topluluğun eğitime olan inançsızlığı ve diğer taraftan da aslında tam da okullarda ve don ve abdal olmayanlar tarafından aslında yaşanan ayrımcılık pratiklerinin aslında bu topluluğun ve özellikle de çocukların eğitim haklarının elinden almasına ve eğitim haklarına erişememelerinin başta nedeni olarak karşımıza çıkıyor diyebilirim. Erasmus projesi bizim için 2019'da başladı. Tam da pandemi. Aslında zaten krizler dezavantajlı toplulukları aslında daha da derinleştiren, krizler öncesinde var olan o zorlu koşulları daha da derinleştiren bir alana bizi sürükledi diyebilirim. Çünkü o dönemler uzaktan eğitim, işte okula devam edememe halleri aslında ailelerin ve çocukların eğitimden uzak olmalarının aslında bir sonucu değil aslında devamıydı. Daha da çocuklar erişemediler eğitime. Ama biz ERAYS projesinde ilk yılımızda neler yaptık? Yani biraz bizim de öğrendiğimiz 40 ayağın eğitim programında bir model oluşturma hedefiyle hala da o hedefimiz devam ediyor. Bu hedefle neler yapabiliriz diye biraz öğrendiğimiz süreçte ERAYS, eğitimde eşitlikler azaltılması projesi kapsamında neler yaptık? Biz pilot bir çalışma gerçekleştirdik bir ilk öğretim okulunda. Milli Eğitim'le İlçe Milli Eğitim'de bir protokolümüz vardı. İki eğitim öğretim yılını kapsayan bir protokolle donların yoğun yaşadığı bir mahallede, bir mahalle ilk öğretiminde bir çalışma gerçekleştirdik. Bu çalışmada ağırlıklı olarak aslında okul öncesinde biz vurgu yapmıştık. Buradaki neden aslında çocukların okulda kuracakları ilk temasın biraz da güçlenmeleri, ilk öğretime daha hazır olarak başlamalarını da böyle hedeflediğimiz bir yerdeydi. İşte sokak sokak dolaşıp çocukların işte isimli okuldan aslında yaş gruplarına göre adrese dayalı olduğu için hani bu adreste olan çocukların belirlenmesi ve sonrasında bizim saha ziyaretlerimiz çok yoğundu. Yani haftanın 4 günü neredeyse sahadaydık ve çocuklarla ailelerle görüşüp işte aile tanıma formlarıyla neden okula gidemediklerini ya da mevcut durum nedir, okulda kurulan ilişki nedir gibi böyle biraz kapalı uçlu ama yarı yapılandırmış sorularla sahadaydık. Çocukların okul kayıtlarında aslında en temel basit diyebileceğimiz işte hangi yaşta hangi kademede okula gidilebilir işte okul ne zaman açılıyor ne zaman kapanıyor gibi aslında çok basit diye bir düşündüğümüz şey topluluk içerisinde bu bilginin eksikliği de bizim karşımıza çıkmıştı. Yani biz yani çocukların belirlenmesi ve sonrasında okul kaydının olması ya da sistemin aslında çocukları doğrudan hangi okulda olacaklarını belirleyen bir yerde ama çocuk ne zaman okula gideceğini, hangi yaşta, hangi kademede gideceğini bilgisi hem ailede zaten çocukta da eksik oluyordu. O nedenle mahalle ziyaretlerinde biraz bu tarz bilgilendirmelerle, ailelerle görüşmeler gerçekleştirdik ve bu proje içerisinde aslında üç ayağı vardı. Yani çocuğun çevresinde olan aileler, okul yönetimi, öğretmenler ve çocukların kendisi. Çocuklar için okula ihtiyacını biz karşılamaya çalıştık. Yani proje kapsamında ve dolaylı ve doğrudan yollarla aslında çocuğun okula gitmesi için teknik anlamda üniforması olabilir, işte çantası, kalemi, ayakkabısı, kış geldiğinde montu. Bu tarz hem yereldeki networkleri bunun için çalıştı, yani hareket ettirmeye çalıştık. Çünkü proje kapsamında belirli kaynaklar olurken aslında ihtiyaçların devam ettiği ve aslında çok boyutlu bir ihtiyaç alanının olduğunu da görüyoruz. Yani hem yerelde olan bir kurum olarak burada fazlasıyla sivil toplum kuruluşu var. Onların hizmetleriyle de aileleri birleştirmeye çalışan bir yerdeydik. Diğer taraftan aileler için aile seminerleri düzenlemeye çalıştık ama bu birazcık böyle o pandemiye gelmesi nedeniyle tam istediğimiz gibi olmadı ama yine de aslında bu sahanın zorluğuna baktığımızda bazen bir çocuk bile bizim için çok kıymetli. Yani onu ilerletebilmek, bir aileye dokunabilmek ve bunun aslında etkisini diğer ailelere yayabilmek noktasında aslında bizi
motive edebiliyor diyebilirim. Çünkü sahanın zorluğu aslında iyi örneklerden bahsederken diğer tarafıyla sizi sürekli aşağıya çeken bir durumu da var. Yani çocuğun okula erişmesi için dezavantajlar çoklu ve kesişimsel buna çözüm olamadığımız bir yerdeyiz. Yani sivil toplum kurumu olarak kısıtlılıklarımız oluyor ama bunu ekip olarak her koşul zorlayarak çocukların okula devamlılığı için neler yapabiliriz sürekli olarak hala da öyle bir araştırma içerisinde ve aslında deneyimliyoruz. Çocuklara bu destekler sağlanırken ailelere okuldaki rehber öğretmenlerin de aracılığıyla okulda olan işte akran zorbalığı olabilir, ebeveynlik becerileri gibi konular üzerinde seminerler oldu. Biz de ailelerimizin oralara katılmalarını, diğer ailelerle, doğum ve abdal olmayan ailelerle aslında temas etmelerini sağladığımız bir yerde durduk. Birazcık okulda aileler ve okul arasında kolaylaştırıcı bir rol edindik. Yani çocuğun bir velisi de olduk aslında. Ailenin, çünkü bizim karşımıza şunlar çıktı maalesef. Yani bu ailelerle muhatap olmak istemiyorum diyen bir taraf da vardı. Dolayısıyla bunu böyle biraz kolaylaştıracak, birbirlerini görebildikleri, duyabildikleri ve var olan ön yargıları karşılıklı aslında tüm yetişkinlerin birbirlerine olan o ön yargıları çocukların eğitim hakkını elinden alırken bu ön yargıların kırılması için böyle küçük küçük adımlar attık diyebilirim. Diğer taraftan okul öncesi öğretmenler için yaratıcı drama atölyesi gerçekleştirdik ELAİS projesi kapsamında. Orada da yine çünkü yani bizim pilot çalışmayı yaptığımız okul kentin biraz çeperinde ama kentsel dönüşümde hızla değişen, sosyolojik yapısı da değişen ve dolayısıyla sınıf içerisinde aslında farklı sınıfsal kesimlere sahip çocukların, statüdeki çocukların bir arada olduğu bir sınıf ortamından bahsediyoruz ve çoğu zaman öğretmenlerin bununla baş etmesi zor olabiliyor. Bu noktada biz işte topluluğu tanıttığımız, işte kapsayıcı eğitim, ayrımcılıkla mücadele gibi alanında uzman bir akademisyenle aslında öğretmenlerle bir seminer de gerçekleştirdik. Tabii ki bu gerçekleştirdiklerimizin dışında daha fazla şey yapabilmek için de böyle bir deneyim de edindik aslında. Bunlar da eksik. Yani bir okulda sadece bir kereye mahsus değil de aslında orada bir aidiyet duygusu, çocukların okula aidiyet duygusunu arttırmak, işte öğrencilerin, yani öğretmenlerin ve okul yönetiminin aslında bu çocukları içermesi için onların hayatında da akademik anlamda kolaylaştırmak için yapılması gereken çok şey var diyebilirim. Etkisinden bahsedeyim. Çünkü bu alanda hani anlatacağım çok şey var. Zamanı da çok burada kullanmak istemiyorum. Şimdi ERAS projesi sonrasında aslında bir etkisi oldu. Çok da önemli bir etkisi oldu. Biz şu anda Gaziantep'te, merkez ilçede, iki merkez ilçede, dört okulda bu kez birdi. Bu kez dört oldu. Dört okulda pilot bir çalışma gerçekleştiriyoruz. Yine pilot diyoruz çünkü şundan dolayı yeni öğrendiğimiz mahalleler var. Yani bizim Eraz'daki işte okulda yaptığımız çalışma sonrasında Milli Eğitim'in işte göçer yarı göçer çocukların eğitimiyle ilgili bir komisyona davet edilmemiz ve sonrasında aslında şu anda hem göçer yarı göçer mevsimlik tarım içi çocukların eğitim erişimi komisyonunda yer almamız ve diğer taraftan da işte Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın Roman vatandaşlara yönelik strateji belgesinin içerisinde yer alan aslında kapsayıcı temel eğitime etkin erişim gibi bir maddenin içeriğinden biz bir protokol imzaladık ve o çalışma, yani bu protokol çerçevesinde şu anda çalışmalarımızı yürütüyoruz. Yürüttüğümüz mahallelere baktığımızda aslında her bir mahallenin sosyolojisi değiştikçe ihtiyaçlar, işte çocukların mevcut okula devam edip etmeme durumları noktasında da farklılıklar çıkıyor. Aslında karşımızdaki topluluk, doğum ve abdal topluluklar, hem Türkiye'li hem de mültecilerden bahsediyoruz ama mahalle odağında da değişen ihtiyaçlar ve çözüm önerileri olabilir gibi. Burada bırakayım. Belki devamında açarız. Yani ERAİZ'in etkisiyle şu anda biz devam eden bir projemizle, öğrendiklerimizle ve üstüne kattıklarımızla devam ediyoruz. Yani Fatma, aslında çok olumlu şeylerden bahsediyorsun ve hani doğum ve abdal çocuklar dediğimiz gruplar aslında bu eşitsizliğin en zayıf halkasından biri ve bahsettiğin gibi o ayrımcı değil ve özellikle o siyasetin, medyanın kullandığı bu ayrımcı değil, bu eşitsizliği normalleştiriyor, etkilerini büyütüyor. Sen çok önemli öneriler bıraktın bize. Yani karşılaştırma alanlarının oluşturulması, öğretmen eğitimleri,
çocukların okulu aidiyetinin desteklenmesi, bir şekilde o eğitim masraflarının azaltılması gibi. Ben bunu ilk olarak aslında bir afetten bahsettim, pandemi diye, ama bir başka afetle karşılaştınız proje süresinde. Yine birincil olarak Gaziantep'te yaşadınız bunu, 6 Şubat depremleri. Gaziantep gerçekten en büyük kayıpların yaşandığı illerden bir tanesiydi. O yüzden ben sana aslında afetin o eşitsizlikleri nasıl etkilediğini sormak istiyorum. Ne oldu sizin sahanızda? Aslında şöyle, yani pandeminin yarattığı o kriz durumu, işte çocukların eğitime erişememesi, çoğunlukla ailelerin aslında geçim kaynaklarına baktığımızda ya mevsim tarım işçisi ya da hurda atık toplayıcılığı gibi büyük şehirlere göç eden ailelere baktığımızda aslında şehirde de çıkıp bunu toplayamadıkları için geçim kaynakları da aslında ellerinden gittiği için göç hızla oldu yani. Öncesinde Mart'ta gidip işte Eylül, Ekim'de gelen ailelerimiz şimdi mesela işte pandemi sürecinde Ocak ayında gitmeye başladılar ya da daha erken bir süreçte. Deprem sürecine geldiğimizde de yani deprem o eşitsizlikler zaten vardı, yine devam etti. Aileler bizim işte ailelerimize baktığımızda bizi yani şundan bahsedebiliriz. Göçer ailelerimiz var, yarı göçer ailelerimiz var ve aslında yerleşik aileler var. Dolayısıyla bu ailelerin ihtiyaçları, durumları, işte çocukların eğitime devam edip etmeme halleri de aslında bu nedenlere bağlı olarak farklılaştı. Şimdi Antep merkezde çok fazla yıkım olmaması nedeniyle bu iyi bir anlamıyla, çünkü bizim ailelerimizin yaşadığı evlere baktığımızda aslında çok kötü evler. Yani şansa ki şehrin çeperinde olan yerler ve zemin olarak daha sert olduğu için çok yıkımın olmadığı bir ev. Yani bir evin yıkıldığını biz kent merkezinde duymadık neyse ki. Ama Nurdağ Islahiye'ye baktığımızda, Nurdağ'a gittiğimizde işte Nurdağ'daki ailelerin çoğu çadırda yaşıyor şu anda da, şehrin çok dışında ve dolayısıyla çocukların eğitime erişmesi mümkün değil. Taşımalı eğitime ihtiyaçları var ve bu tarz bir işte taşımalı eğitimi gerçekleştirecek hem ekonomik durumları yok hem de bu anlamda destek almadıklarını da biliyoruz. Biz ağırlıklı olarak merkezdeyiz ama çevre illerden bu tarz verilerde bize geliyor. Ziyaret ettiğimizde de bunu görüyoruz. Dolayısıyla geçtiğimiz yani depremden bu yana kadar devam edemeyen, okul dışı kalan çocuklarımızın sayısı özellikle Nurdağ Islahiye'ye baktığımızda çok fazla. Ama Antep merkeze geldiğimizde de benzer şey var. Yani uzun süre depremden sonra çadırda yaşayan aileler, özellikle tabii mülteci ailelere baktığımızda işte deprem sonraki süreçte Antep'in göç alması, yani merkezin yıkım olmamasına rağmen çevre illerden Kilis, Antakya, Adıyaman vesaire oralardan göç almaya başladıkça aslında konut sorunu burada. Mülteci ailelere baktığımızda adrese kayıt olamadıkları için dolayısıyla okul dışı kalan çocukların sayısının giderek arttığını biliyoruz. Yani göç alanının giderek bunu daralttığını, eğitim dışı kalan mülteci çocuk sayısının her geçen gün arttığını biz doğum ve abla çocuklar nezdinde de görebiliyoruz. Diğer tarafıyla şimdi bu ayrımcılık ve ön yargılar aslında şeyde krizlerin yarattığı bir durum varken, diğer taraftan da krizlerle beraber aslında var olan yetişkinlerin, aslında çocuğun etrafındaki tüm yetişkinlerden bahsediyorum, var olan çocuk algılarının çarpıklığından bahsetmek istiyorum. Çünkü belki şey açısından, yani bu çocukların eğitimlerinin, eğitim haklarının elinden alınacağı ve ne yapabiliriz noktasında hani bir şey düşündüğümüzde benim aklıma şey geliyor. Yani çevresindeki ebeveynlerinin de aslında çocuk algısı, diğer taraftan tüm paydaşları düşündüğümüzde, mahalledeki diğer yaşayanlar ya da okul ve okul yönetimi düşündüğümüzde çocuk algıları nedeniyle yani bu çocuklar okumayacak. Tanırsınız bu çocukları. Yani kriz bunu olumsuz etkilerken ama var olan, yıllardır var olan şey devam ediyor. Yani değişen bir şey yok, üstüne katlana katlana geliyor ve dolayısıyla bu çocukların gerçekten eğitim dışı kalması, eğitime erişimleri giderek de zorlaşıyor. Yani biz sahada bazen şöyle oluyor. Okuma yazma bilen 10 yaşında bir çocuk ya da 11 yaşında bir çocuk gördüğümüzde mutlu oluyoruz. Yani sadece okuma yazmayı biliyor olması, A'yı B'yi okuyup ismini yazıyor olmasına mutlu olmak gerçekten düşündüğümüzde korkunç da bir yere geliyor. Yani çünkü çocuk okul yaşına baktığınızda 9 yaşında, belki 4. sınıftan 10 yaşında mezun olması gerekirken o hala 1. sınıfta ve okuma yazmayı çözmüş. Ama akademik anlamda diğer eğitim öğretimine devam edecek bir yerde durmuyor diyebilirim.
Yani sorularla tekrar açabiliriz. Anlatacak çok şey var, uzatmak istemedim. Çok çok güzel şeylerden bahsediyorsun. Yani ne yazık ki programımızın süresi kısıtlı. O yüzden ben de biraz böyle seni acele ettiriyormuş gibi olmak istemiyorum ama teşekkür ederim ya katkıların için. Yani aslında bahsettiğin gibi hem afetler çok böyle üst üste geliyor, o eşitsizlikleri etkiliyor ve hani tabii ki bir çok olumsuz bir gelişme olarak bu projenin sürecinde de bahsettiğimiz gibi 6 Şubat depremlerini yaşadık. Kayıhan, sen bu süreçte bir yol haritası hazırladın. Aslında beklenmedik bir şeydi. Projede böyle bir çıktı yoktu bildiğim kadarıyla. Acil durumlarda eğitim için yol haritası. Hem burada ERG'nin deneyimleri hem de ERG'nin kolaylaştırıcılığının üstlendiği afet durum döneminde eğitim paylaşım grubunun bir şekilde çıktılarının sonucunda da oluştu. Hep böyle eğitimde şey konuşuruz ya, reçete ne? Hani çözeceğiz. O yüzden sana reçeteyi sormak istiyorum. Yani böyle bir şey yapacağız ve eğitimde afetlerin etkisini azaltmak için, onlara daha hazır olabilmemiz için ne yapmalıyız? Teşekkürler Özgünür. Umarım reçeteyi net bir şekilde ortaya koyabilirim şimdiden. Yani senin de bahsettiğin gibi aslında biz depremden sonra eğitim reform girişimi olarak afet döneminde eğitim paylaşım grubunu kurduk ve o dönem bizim özellikle yaz aylarına kadar 6 Şubat depremlerinden sonra 20 civarında toplantı yapmıştık. Ve o dönemde konuşulan, çünkü o dönemde bizim toplantıya katılan paydaşlarımız, sahada çalışanlar, akademisyenler, orada yaşayan öğretmenler çok farklı gruplar içinde barındırıyordu ve ne olduğunu, ne gibi ihtiyaçlar olduğunu görmemiz, duymamız açısından çok değerliydi. Sonrasında da aslında oradaki tartışmalardan bu yol haritası çıktı. Bu yol haritası biraz da o dönemde konuşulan ama şu an mesela yazıya dökmeseydik belki de unutabileceğimiz şeyleri içermesi bakımından bence oldukça değerli. Çünkü muhtemelen bir sonraki büyük krizde de bunları tekrar yaşayacağız ve yaşadığımızı hatırlayacağız. Evet, bir önceki depremde de bunlar olmuştu. Çünkü biz 6 Şubat'tan sonra konuştuğumuzda, evet, Van'dan sonrasında da bunlar olmuştu. Ama yine aynı sorunlarla karşılaşıyoruz tartışmasını çok fazla hissettik. O yüzden de bu yol haritası, yani afet ve acil durumlarda eğitim için eğitim sistemini nasıl daha dayanıklı haline getirebiliriz tartışmalarındaki yol haritasında böyle birkaç başlık var. Onu da raporu da paylaşıyoruz zaten. Oradan da okuyabilir herkes. Ben birkaç nokta öne çıkartacağım. Biz bu süreçte gördük ki örneğin eğitim fakülteleri aslında bu kriz dönemlerinde öğretmenlerin ve yöneticilerin ne yapacağına dair hazırlıklı sağlamıyor onları. Yani öğretmenler ve yöneticiler ne yapabileceklerini, neye yetişebileceklerini, kendilerini nasıl destekleyebileceklerine dair o bilgi birikiminden yoksunlar. Ve o yüzden de aslında bir açmaza düşüyorlar ve bu açmazda onların zaten afetten etkilenme sebebiyle olan psikolojik durumlarını daha da kötüye hale getiriyor. İkinci nokta, belki bunu çok net bir şekilde hatırlıyorum toplantıda tartışırken, raporda da yol haritasını da ele aldık. Bir afetten sonra psikolojik destek içeriği çok fazlaydı. İlk bir ay, 2 ay şunu yapabilirsiniz, bunu yapabilirsiniz. Her yerden herkesin içerik paylaştığı ve herkesin yeni bir içerikle katkı sunduğu, belki birbirini tekrarlayan şeyler. Ama sahada bir öğretmenseniz ya da işte eğitimle uğraşan bir yöneticiyseniz, siz hangisini deprem öncesinde kullanacağınızı bilmiyorsanız eğer, buna o anda karar vermek çok zor. Çünkü hepsini okuyup hepsini nasıl uygulayacağınızı o anda düşünemezsiniz. Bu da aslında kriz dönemlerinde o psikolojik destek ya da psikolojik ilk yardım uygulamalarının yaygınlaştırılmış olması ve öğretmenlerin, yöneticilerin içselleştirilmiş olması gerektiğini vurgulamamızı neden oldu. Üçüncü nokta olarak paylaşabileceğim şey, deprem olduktan sonra çocuklara yönelik çok fazla uygulama, proje, aktivite geliştirildi ama hep gördüğümüz şey, özellikle en başında depremden sonra lise çağı diye adlandırabileceğimiz ya da belki ortaokulun son 2 yılındaki yaş grubunun, yani 12-18 yaş arasındaki grubun bu etkinliklerden, aktivitelerden çok dışarıda kaldı. Yani onlara yönelik projelerin, aktivitelerin çok fazla olmadığı. Bu grup aslında çok önemli çünkü orta öğretimle birlikte eğitim dışına çıkışın da hızlandığı ve böyle bir kriz durumlarında daha da hızlanabileceğini öngördüğümüz bir süreç. O yüzden bu grupların yakından izlenmesi, bunlara yönelik projeler geliştirilmesi de önemli. Biz bunu da vurguluyoruz bu rapor içerisinde. Başta bahsetmiştim, dördüncü olarak bunu tekrar vurgulamak istiyorum. Öğretmenlerin aslında yani kendi eğitim fakültesi müfredatlarında öğrendiklerine ek olarak
dışarıdan desteğe de çok net bir şekilde ihtiyaçları var. Bunun çok iyi bir şekilde koordine edilmesi gerekiyor ve önceden bir hazırlık olması gerekiyor. Öğretmenlerin alacakları psikolojik desteğin içeriğine, sürekliliğine. Çünkü biz sahada duyduğumuzda öğretmenler evet görüşüyorlar psikolojik destekler ama bu bir kere oluyor, iki kere oluyor ya da böyle gün aşırı yani ay aşırı diyebileceğimiz şekillerde oluyor ve bu çok sürdürülebilir şekilde şeyler değil. Bunu da vurgulamak gerekiyor ve tabii ki bu süreçte önemli noktalardan biri öğretmenlerin barınma ihtiyaçlarının giderilmesi. Çünkü öğretmenler kendileri afetten etkilenen insanlar olarak bir yandan da öğrencilerle ilgilenmeleri çok zorlaştırıyor onlar için süreci ve bunun da öncelikli olması gerektiğini altını çizmek gerekiyor. Belki son bir nokta var altını çizmek gereken. Yine bu aslında depremden sonraki 3-4 ay süreç içerisinde çok yoğun konuştuğumuz bir şey. Hatırlarsanız depremden sonra sahaya çok fazla hem sivil toplum kuruluşu hem bireysel destekçiler gitti. Ancak sahada gözlemlediğimiz şeyler insanların tabii ki iyi niyetle gittiklerine eminiz. Ancak sahada gerek çocuklara gerek depremden etkilenen insanların nasıl davranacaklarına dair bazı bilgisizlikleri oldu ve bu sürecin de aslında bir takım sorunlar çıkardıydı. Hem gerginlikler yaratması hem depremden etkilenmiş insanların psikolojilerini olumsuz yönde etkilemeleri şeklinde. Bu tipten de aslında sahaya çıkmadan önce gerekli eğitimler verilmesi, bu insanların nasıl davranacaklarını, afetten etkilenmiş insanların nasıl yaklaşmaları gerektiğini öğretilmesi oldukça önemli. Ben böyle bir beş başlık ön plana çıkarmak istedim. Bu afet ve acil durumlarda eğitim için yol haritasında bu şekilde toparlayabilirim söyleyeceklerimi. Çok teşekkürler Kayı. Artık programımızın sonuna geldik. Bu program boyunca bahsettiğimiz tüm kaynaklara hem Eğitim Reformu girişiminin sayfasından hem de Kırık Ayak Kültür'ün sayfasından ulaşabilirsiniz. Eğitim Reformu girişiminin ayrıca proje çıktılarını bir araya getirdiği özel bir internet sayfası da var. Eminim bu programın kaydının bulunduğu internet sitesine de ekleriz onu. Bu bölümde sevgili konuklarımla eğitimde eşitsizliği konuştuk. Kayahan Kesbiç Eğitim Reformu girişiminden ve sevgili Fatma Coşkun Carmaz da Kırk Ayak Kültür'den bizimle birlikteydi. Yani aslında tamamını çok iyi bildiğimiz bir sorun bu. Bu durum eğitim paydaşlarının tamam tarafından kabul ediliyor. Zaten veriler çok net bir şekilde PISA'dan, LGS'den bütün ölçme değerlendirme sisteminde bunu ortaya koyuyor. Bu sorun böyle herkes tarafından bilinirken konuklarımın paylaştığı reçeteler etrafında aslında çözüm de 3 aşağı 5 yukarı ortadayken tekrarlamak istediğimiz şey eğitimde eşitsizliklerin azaltılmasına yönelik çalışmaların bir an önce önceliklendirilmesi ve bu konulara daha fazla kaynak ayrılması. Çünkü biliyoruz ki Fatma da çok güzel ortaya koydu ki bu çok başlıklı bir problem ve çok farklı alanları etkiliyor. Ve o hedeflediğimiz çıktılara ulaşabildiğimiz için de Kayıhan da ortaya koydu. Önce eşitsizliğin de çözülmesi gerekiyor. Biz eğitimde eşitsizliği tüm çocukların nitelikli eğitimine erişimini bu sağlanıncaya kadar bu programda konuşmaya devam edeceğiz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki programımızda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.